Biraz geri gel abi. Bağırtmadan gel biraz geri. Tamam. 50 TL'lik lütfen. Ödemeyi içeri yapıyoruz değil mi? Evet efendim. Yanlış anlamayın, paraları biz çalıyor yok diye sistem değişmedi. Böylesi daha güvenli. Şişt, lan işine bak lan azıcık. Hayırlı işler dayı, ne yapıyorsun? Sana giren çıkan bir şey yok evladım, sen bak işine. Olmaz dayı, yasak. Karakoldan kağıt getirmen lazım. Ne demek yasaktan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şerif amca, beraber bir kamyon dayak yemişliğimiz var. Bak kurban olayım baş asarım. Aa, tanıyorsan o zaman hakikaten vermezsin yani. Şerif amca yine mi sen ya? Bir insan her gün benzinlikten benzin çalmaya çalışır mı ya? Oğlum tamam lan. Oğlum deden yaşında lan. Ne oluyor burada ya? Bu adam kim? Ya. Evladım, iki bidon benzin istiyorum, vermiyorlar. Bu karda kışta soğuktan öleyim istiyorlar herhalde. Olur mu canım öyle şey? Ne var yani şuradan iki bidon benzin alsam, evde damıtıp doğalgaz haline dönüştürsem, yakabildiğimi yakarım, yakamadığımı içerim. Çok şey mi istiyorum yani? Tamam amca, sen ne kadar istiyorsan al. Yazıklar olsun size be. Deniniz imanız para olmuş. Adamın akıl dengesi yerinde değil diyorsun. Ha, Şerif amca. Hallettin mi işini? Hallettim, hallettim. Evladım, sevabına beni bir aşağı mahalleye bırakır mısın? Çok önemli bir işim var. Olur amca, olur. Hadi sevap işledin, sevap. Selametle Şerif amca. Yolun açık olsun. Ulan dayanamıyorum, yine gittiğimi yapıyorum. Besle kargayı, soksun dalgayı. Kusura bakma ama cuk oturdu. Bu bana mı kızdı ya? Ha? İcatla ilgili bütün yedek parçaları aldın değil mi lan? Heh, güzel. Sonra kundakçılık yapacağız diye kendi motorumuzu yakmayalım mal gibi. Hayırdır. Alo Feyza. Kaçak silahlar kamyona yüklendi. Sınırda bekleyin. Ne diyorsun sen kız? Abi şifreli konuşuyorum ha. Ha, şifre olarak da silahı mı kullanıyorsun sen? Mantıklı. Nikita, biz de köşe başını mesken tuttuk, torbacılık yapıyoruz. Torba tutanınız bol olsun. Cemili cümlemize. Şerif abi geliyormuş. Şimdi bu manyağın gözü hiçbir şey görmez. Hemen çıkalım abisi. Para şunu da. Al hadi. Ha, mahallemizin Neron'u olay yerine intikal etti abi. Arkadaş ya, bu adam var ya, günaha girmekten zevk alıyor ya, yemin ediyorum ya. Şeytan bunu izlerken var ya, arka sokakları izleyen kuru yemişçi gibi zevk alıyordur, yemin ediyorum. Vay ibne vay. Dur, hadi Şerif abi, hadi abi. Lan, lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan, niye dükkanı pas geçti bu? Çakmak var mı? Ne yaparsın? Ne yapıyor lan bu? Ateş istiyor. Ne diyor Metin ya? Çakmağın var mı? Arkadaş kundakçının milletten ateş istediği nerede görülmüş ya? Kahveye niye gidiyor lan? Kahveye gitme bari. E ateş aldın. Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim 2-3 dakika anca sürer. Leke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hanginiz saldı lan? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapar. Benzin ya. Benzin kokuyor. Hey! Gelin, gelin, gelin. Gelin, karakulleri alalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor lan kahvede? Niye kaçışıyor millet? Lan. Anlamadım ki abi. Şimdi bir dakika dur. Feyza arıyor. Alo. Abi. Operasyon tamam mı? Alo. Yok, hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereyi kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam?
Gerçek adamcağıza niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manyağı şu an bildiğin kahveyi yakıyor. Metin koş! Lan ya! Lan! Ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat beyler. Herkes şarj aletini aldı mı? Oğlum lan! Ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Stresten oldu be abi. İdare. Yapma böyle şey. Ne konuştuk biz seninle? Şerif amca sakın ha, dur! Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu sahneyi yaşamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Beyza! Duymuyor. Beyza Hanım! Kartal gitti diye niye aşağı geldin ki? Kasaya geçseydin biz bir şekilde hallederdik. Durdurun lan şunu! Kafa bu kafa! Müşteri arızalı falan da gürültü istemiyorum. Peki. Abi arızalı ya. Peki. Annem de Feyza'nın temizlik yapan kara kurisini görünce Hazreti Musa'nın denizi yardığını gören Firavun gibi kalmıştır ha. Ne yapayım oğlum ya? Kadınca sabah sabah bildiğin darladı lan. Yok efendim neymiş? Şükrü'yle biz boşanmasaymışız. Temizlik işlerinde ana ama yardımcı olurmuş. Arkadaş ya annem de oğullarına gelin almaya işçi istihdam etmek gibi görüyor ya. Kadın coştu lan. Allah Allah. Yaşlarında siz bana bakmazsınız dedi. Ben ölürsem siz beni gömmezsiniz de eve saklarsınız. Kadın kırına girer bankaya gidip benim emekli maaşımı çekersiniz dedi ya. Sen de Feyza'nın kara kuruyu modifiye edip iteledin valideye. Ne yapayım Metin? Bir daha mı evleneyim? Başka alternatifim mi var abisi? La bir dakika. Ulan annemizin emekli maaşı yok ki. Onun hesabını da yapmış ya. Babanız diyor kesin benden önce ölür. Ben onu gömerim. Onun emekli maaşını da bana bağırırlar diyor. Ha sen de sustun. Ne diyeydin Metin? Anacığım önce sen öl, babam sağ kalsın mı diyeydim. Ya kadınca sohbeti öyle bir şekilde kilitliyor ki. Bütün alternatifler çıkmaz sokak ya. Lan! Lan ne yapıyor bu salak kendini döndürüyor lan? Çelik iç! Bir vurma lan bir dur lan! İlko vurdu abi. Ya bak keyiften değil. Bende panik atak var. Panik olunca atağa kalkıyorum. Saldırıyorum. Lan geri zekalı. O öyle bir şey mi? Kim koydu sana teşhis? Kimse bana bir şey koyamaz. Ben kendim koydum teşhis. Lan! Tüftüf atmayın dedim. Hak ettiniz. Abisi bak bunun durumu iyi değil. Biz bunu acilen acile götürelim. Yoksa bu kesin adım köylü olacak. Ben hallederim abi. Atla. 18 vites mi bu? Babam bana 21 vitesini alacak. Lan bu da çarptığı köpeği kendi arabasıyla baytara götüren duyarlı vatandaş gibi oldu ha. Arkadaş ya. Lan çay da soğudu ya. Menemen mi parçalasak lan? Yanına yağlı bir kelle kırdırayım ben sana. Seversin sen. Bir bardak getir bakayım içeriden hadi. Neyse en azından nazar çıktı ya. Metin. Ben şu nafakayı Şükrü'ye vereyim de bir rahatlayayım abi. Sen de eve geç birazdan geliyorum. Bak babamdan haber bekleyeceğiz ona göre. Ha öyle mi diyorsun? O zaman ben bir gideyim bakayım ne durumda oralarına hep aynı mı hep şey mi acaba hala yoksa başka bir şey mi ya? Ama öyle şey olur mu ya? Ya da öyle bir şey yani başka bir şey de olmaz zaten. Hareketlere bak seni var ya parayla döverim parayla döverim. Eveleme geveleme oğlum laf ağzında. Şifa niyetine hadi bakalım doğru Eda'ya. Koş! Para 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 para